Arkadaşlar merhaba ben İsmail Hoca, SML Hoca matematik alanındasınız hepiniz hoş geldiniz. TYT Matematik kampımıza kaldığımız yerden son sürat devam ediyoruz. 26. günde 35. videodayız yeni bir konuya geçiyoruz. Konumuz köklü ifadeler köklü sayılarda diyebilirsin. Köklü ifadeler konusunu nereden işliyoruz? Hocam tüm kampı barış yayınları video ders kitabından işliyoruz. TYT Matematik video ders kitabından tamamını ben anlatıyorum. Bütün testlerini, bütün sorularını ben çözüyorum. Eğer sen de bu güzel kampa, bu güzel kitapla birlikte devam etmek istiyorsan açıklama kısmında satış linki mevcut. Buradan kitabı tek tıkla satın alabilirsin. Ayrıca Kare Akademi'nin web sitesine girdiğin zaman hangi şehirde, şehir şehir, hangi mağazalarda, hangi kırtasiyelerde, hangi kitap evlerinde bu kitabı bulabileceğini de bir bayi listesini bulacaksın karşında. O bayi listesine tıklayıp oradan da kitabı yüz yüze hani benim böyle ellemem lazım, görmem lazım, içini bir açıp koklamam lazım diyorsan aynı şekilde oradan bayi listesine bakıp hangi kırtasiye evine yakınsa gidip oradan satın alabilirsin kitabını. Kitabımızı şöyle koyalım. Ne dedik? Gençler köklü ifadeler konusunu işleyeceğiz dedik. Bu kazanım bakış testi ne çözeceğiz şimdi? Ee, kazanın bakış, ÖSYM bakış ve SYM ile bakış biçiminde düzey arttıra arttıra ÖSYM'ye yaklaşa yaklaşa devam edeceğiz. Belki son sorularda ÖSYM'yi de bir tık geçeceğiz gençler. Eğer hazırsanız geçelim derse. Evet öncelikle köklü ifadeler neymiş bu köklü ifadeler ne sayısı birden büyük bir N sayısı düşünelim. Bir tane de e, bu ne birden büyük ama aynı zamanda doğal sayı olsun diyeceğiz. Tamam ve bir de a reel sayımız olsun x üzeri n eşittir a denkleminin kökü nedir? n'inci dereceden kök içerisinde a'dır. Neden? Çünkü x üzeri n'i eğer ki ben a'ya eşitleyecek olursam. Şimdi bak her iki tarafın gidip 1 bölü n'inci kuvvetini alırsan buradaki x üzeri n bölü n ne olacaktır? E, x olacaktır hocam. E burası da ne oldu? a üzeri 1 bölü n. Yani i̇şte ben bu a üzeri 1 bölünü demek ki n'inci dereceden kök içerisinde a biçiminde yazabiliyormuşum demektir. Tamam işte biz bu denklemin kökü olan ifadeye eninci dereceden kök içerisinde a diyoruz ya da a'nın eninci dereceden kökü diyoruz. Tamam güzel bir sıkıntı yokmuş basitmiş değil mi? Şimdi hocam beni iyi dinle. N pozitif doğal sayı olmak üzere. N tekse eğer şurada bak kökün derecesinden bahsediyorum. Eğer N tekse bu ifade tüm gerçel sayılarda tanımlıdır. Tanımsız olduğu hiçbir durum yoktur. Tüm gerçel sayılar dediğimiz Pozitif reel sayılar, negatif reel sayılar, sıfır. Tamam. Bunların hepsi tanımlı. Ama ne çiftse bu ifade a sıfırdan büyük veya eşitken tanımlıdır. Yani negatif olamaz diyor. Şimdi bunun sebebi ne? Şimdi bunun sebebini düşündüğümüzde çok basit aslında. Her şey tanım arkadaşlar. Tamam. Tanımı iyi bilmemiz gerekiyor ki her şeyi anlayabilirim. Bu tüm matematik için böyle. Şimdi hocam ben şöyle bir şey yapayım x üzeri hani şurada n demiştim ya x üzeri n eşittir a. Varsayalım ki tek kuvvetini alalım ve eşittir a diyelim. Tamam. Şimdi x'in tek kuvveti olduğu için bir kere x sayısı negatifse a negatif olabilir. x sayısı sıfırsa a sıfır olur. x sayısı pozitifse a pozitif olur. Şimdi bakıyorsun buraya x'in tek kuvvetine bakıyorsun. Buradaki a negatif olabiliyor, sıfır olabiliyor, pozitif olabiliyor. Değil mi? Ve x'in çift kuvvetine bakalım şimdi. Eşittir a iken. Şimdi x'in çift kuvveti varsa x negatifken e, a pozitiftir. x sıfırken e, a da sıfırdır. x pozitifken e, a da pozitiftir. E negatif olamadı. Değil mi? E şimdi ben de bu denklemi sağlayan x değerini hani şu şekilde elde etmiyor muydum? Denklemin kökü bu değil miydi? E şimdi o halde bizim buradaki sayımız tekken kuvvet yani kökün derecesi tekse negatif olabilir, sıfır olabilir, pozitif olabilir, sıkıntı yok diyoruz. Yani buradaki A negatif, sıfır veya pozitif olabildiği için tüm gerçel sayılarda tanımlıdır diyoruz. Ama buradaki A pozitif veya sıfır olduğu için çiftken kökün derecesi sadece pozitif veya sıfır olabilir diyoruz. İşte bundan kaynaklıdır ki çift dereceden kuvvetin içerisine, kökün içerisine sen gidip negatif bir sayı yerleştiremezsin o zaman tanımsızlık elde edilir. Tamam matematikte bu tanımsızdır abi. Mesela Bakalım. E tabii matematikte tanımsızdır diyoruz ama e, hani hayali sayılarda, yani sanal sayılarda, yani karmaşık sayılarda gençler, kompleks sayılarda tanımı var tabii ki. Sonradan yapılmış bunun tanımı. Neyse, oralara sonra değineceğiz. Mesela burası 5 kan içerisi -3 olabilir. Bundan kaynaklı bu bir reel sayıdır. E, derece 2 içerisi pozitif bu bir reel sayıdır. Derece çift içerisi negatif bu bir reel sayı değildir diyeceğiz. A ve B pozitif tam sayılar olmak üzere çift dereceden kökün içerisinde x ve çift dereceden kökün içerisinde y'nin toplamı eğer sıfırsa, o zaman kimse kusura bakmasın x de y de sıfırdır diyoruz çünkü bunların negatif olabilme gibi bir lüksleri yok. Yani negatif olamıyorlarsa da e, haliyle bu pozitifken bunun negatif olması ya da bu negatifken bunun pozitif olması lazım. Hatta eksilisi artılısı olması lazım ki toplamları sıfır gelsin. Ama hani ikisinin toplamı sıfırsa Negatif olma imkanı da yoksa e, mecburen sıfırdır diyeceğiz ikisine de. Bu da sıfırdır, bu da sıfırdır diyeceğiz. Şimdi gelelim kazanın bakış 1'e. Şu öğrendiklerimizi burada bir güzel derleyip toparlayıp pekiştirelim. Şimdi hocam çift dereceden bir kök var, kare kök. 17 eksi mutlak değer 2x eksi 1 var içeride de bu ifade tüm bu ifade bir gerçel sayı belirttiğine göre x'in alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır diye sorulmuş. Şimdi öncelikle içerisi hani Kökün derecesi çift olduğu için 17 eksi mutlak değer 2x eksi 1 dediğim ifade kesinlikle sıfırdan büyük veya eşit olmalı. O halde ben şunu şu tarafa atarsam şöyle bir e, söylemle karşılaşırım. 2x eksi 1'in mutlak değeri küçük veya eşit 17 olur. E, basit eşitsizlik de öğrendik artık yani. Hani mutlak değer ile eşitsizlik öğrendik. Mutlak değer 17'den küçükse demek ki eksi 17 küçük veya eşittir 2x eksi 1 diyeceğim. Ve o da küçük veya eşittir artı 17 diyeceğim. Tamam mı? Şimdi 1 eklersem eksi 16 küçük veya eşittir. 2x o da küçük veya eşittir. 18 olacaktır ve 2'ye böldüğüm takdirde de eksi 8 küçük veya eşittir. x o da küçük veya eşittir. 9'u verir bana. Peki şimdi hocam eksi 8'den artı 9'a kadar ikiz de dahil olmak üzere kaç tane sayı var? Basit 9'dan eksi 8'i çıkaracaksın ve 1 ekleyeceksin. Toplam 18 tane sayım vardır benim hocam burada tam sayım vardır diyeceksin. Şimdi kazanın bakış 2'ye doğru bir geçelim. Bak ben böyle düzenli düzenli yazıyorum. Sen de düzenli düzenli yaz tamam mı? Bunlar daha önce bahsettim bunlardan. Ne olursun terk etme tepeyi tamam mı? Şimdi x eksi 3'ün kare kökü var. Ee, x eksi 7'nin küp kökü var. 15 eksi x'in de 4. dereceden kökü var. İfadesi bir gerçek sayı belirtiyormuş. Buna göre x'in alabileceği tam sayı değerlerinin toplamı soruluyor bize. Şimdi güzel kardeşim bak burası kare kök. Şurası tek burası çift bu çift. Şimdi, çiftlerin içi yani x eksi 3 mesela sıfırdan büyük veya eşit olmalı diyorum. X büyük veya eşittir 3 diyeceğiz. Bu buradan geldi. Bunda bir sıkıntımız yok. Şimdi şuraya geliyorum. Abi burası tek olduğu için x eksi 7 elemanıdır tüm reel sayılar diyeceğiz. E doğal olarak x de tüm reel sayılardır. Bunda da bir sıkıntı yok. E geldim sağ tarafa çift olduğu için derece. O halde 15 eksi x diyeceğiz. Sıfırdan büyük veya eşittir. Buradan da x küçük veya eşittir 15'in ta kendisi gelir. Şimdi bunu da sarıya boyadım. Şimdi tabii tamamı bu ifadenin e, toplandığı için aslında ifade dediğim yer şu, tamam mı? Ve bu bir reel sayı belirtiyormuş. Bu reel sayı belirtiyorsa ben şurada bulduğum eşitsizliklerin kesişimlerini almam gerekiyor ki kesişimde x eleman reel sayının bir hükmü yok. Yani çünkü hani şunlar daha alt aralık olduğu için daha küçük aralıklar olduğu için reel sayı. Kesişim bulunurken bunu görmezden gelebilirsin. O halde 3'ten büyük veya eşit olacak diyorduk. 3 küçük veya eşittir x. 15'ten de küçük veya eşit olacak diyorduk. 15 de buraya yazdık. 3 15'e kadar olan tam sayıların toplamı sorulmuş bize. Şimdi tabi şöyle yani 3 artı 4 artı nokta 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 14 artı 15'i bulmamız isteniyor. Bunu da öğrenmiştik biliyorsun ardışık sayılarda. Eğer şurada 1 ve 2 toplamı da olmuş olsaydı bu toplam 15 çarpı 16 bölü 2'nin ta kendisi olacaktı. Yani 2'ye böldüm 2'ye böldüm 8. 8 kere 15 bana 120'yi verecekti. Lakin lakin 1 ve 2 varsa yok o zaman cevap nedir? 117'dir diyeceğiz. Yani 3 eklenmiş hali 120. O zaman ben bundan 3 çıkarırım ve 117'yi bulmuş olurum. Geldik mi efendim kazanın bakış 3'e? Hadi bakalım. Şimdi diyor ki hocam bize burası dördüncü dereceden burası 8. dereceden. Tamam toplamları 0'mış Aa ne yapıyorduk hemen bak son, son verdiğimiz özellik bak şu. İkisini de 0'a eşitleyeceksin. E, o halde hocam indik aşağı eşitleyelim bakalım. Şuranın 2 olma, eksi 2 olması lazım. Şuranın 29 olması gerekiyor değil mi? O halde 2x eksi 3y diyorum. Eşittir eksi 2. Ve 5x artı y de eşittir 29 diyoruz hocam. İkisi de 0 olsun ki toplamları sıfır olsun. Şimdi ben geldim şunu 3 ile çarpayım ki eksi 3y ile artı 3y birbirini götürsün. Çarptığım takdirde de 15x artı 3y gelir. 3 kere 29 da 87'yi verir bize. Şimdi gel şununla şunu bir güzel topla. Toplarsan 2x ile 15x'in toplamı 17x yapar. Eşittir diyorum çünkü eksi 3y ile artı 3y birbirini götürdü. Eksi 2 ile 87'nin toplamda 85'i verir bize. O zaman x kaçtır gençler? 5'tir. Şimdi sadece x'i bulmam istemiyor yalnız. Y'yi de bul diyor. E, x'i 5 bulduk. Y'yi de bulalım. Getir şurada yerine yaz x'i. 5 kere 5 e, kere 5 25. 25'e ne eklersen 29 yapar. Tabii ki 4. Demek ki y de 4'müş. Bizden ne isteniyor? 5 kere 4. O halde doğru cevabımız 20'nin ta kendisi olacaktı. Evet geldik bakalım şu kısma kök dışına çıkarma muhabbeti nedir ne değildir bir bakalım. Şimdi kök dışına nasıl çıkar ifadeler. Hocam öncelikle n birden büyük ve bir doğal sayı olmak üzere geldik buraya. Bak a üzeri n'in n'inci dereceden kökü var. Aa hocam ben bunu biliyorum ya bununla bu birbirini götürüyor. Evet götürüyor da bak sakin götürüyor. Lakin tekliğine çiftliğine göre değişir buradaki n'nin. Eğer n tekse okey bir sıkıntı yok. İstediğin gibi çıkar bunu. Ama çiftse çiftse mutlak a diye çıkaracaksın. E sebep? E hatırla çift dereceden kökün içerisinde negatif bir sayı koyamıyordum ben. Tüm sebep bunun başının altından çıkıyor. Daha doğrusu bir sayının çift kuvveti negatif bir sayı olamadığı için artık biz bunu mutlak değer a diye çıkarıyoruz. Tamam mı? E o halde bunun yanına farklı bir sayı daha eklesek. Mesela a üzeri e n'in yanına b eklesem. Sen burada a'yı çıkarırsın dışarı. Ama B içeride kalır. Aynı buradaki gibi. Eğer tekse A diye çıkaracaksın. Çiftse mutlak A diye çıkaracaksın. Ama B kök dışına çıkamadığı için, yani çıkamadığını düşünelim, çıkamadığı için de yanına bunu monte ediyorsun. Bir de köklü sayıyı üslü sayıya çevirme muhabbetimiz var. Mesela burada eğer sen bir sayının M n'inci kuvvetinin n'inci dereceden kökünü görüyorsan sorunun içerisinde ve bu kafanı karıştırıyorsa sen üstü sayılarla daha rahat işlem yapabiliyorsan o zaman sen bunu gideceksin. A üzeri m bölü n biçimde yazacaksın bak. M bölü n biçiminde yazacaksın ifade edeceksin. Yani buradakini pay kısmına buradakini payda kısmına yazacaksın. Mesela 2'nin 5. kuvvetinin 7. dereceden kökünü nasıl yazarsın? Hocam bundan basit ne var? 2 üzeri 5 bölü 7 yazarsın gibi. Şimdi geldik efendim dördüncü kazanın bakışa diyor ki 64'ün kare kök. şimdi tabi 8 olduğunu biliyoruz ama tabii bunları nasıl yapalım arkadaşlar şöyle yapalım 8'in karesinin karekökü biçiminde yazdın eksi 3 çarpı küp kök içinde 5'in küpü dedin artı 2 üzeri 6'ın da 6. dereceden kökü dedin yan, yanındakine şimdi burası ne 2 2 ile 2 gidiyor zaten pozitif olduğu için 8 diye çıktı 3 ile 3 gidiyor Olduğu gibi çıkarıyorduk tekse. 3 kere 5'ten 15 geldi. Ve son olarak artı diyorum. 6 ile 6 gitti. Bu da pozitif olduğu için zaten 2 diye çıkarttık. Eğer eksi 2'nin 6. kuvveti deseydik eksi 2 diye çıkmayacaktı. Mesela şöyle. Eksi 2'nin 6. kuvvetinin 6. dereceden kökü. Bu nedir? Mutlak değer eksi 2 diye çıkar. Yani bu da 2 diye çıkar. Tamam mı? Evet. 8, 2 daha 10. 15 çıkardım. Doğru cevabın eksi 5 olması gerektiğini de söylemiş. Bulunduk devam edelim. Bir diğer sorumuz kazanım. Bakış 5'te. Şimdi bu tarz soruları da evveliyattan beri biliyorsunuz. 4 bölü 100 biçiminde yazılır bu değil mi? E sonra da bunun kare kökünü alacaksın. Eksi şuraya geldim. 8 bölü 1000 midir bu? 8 bölü 1000 bunun da küp kökü. Pekala. Artı 5. dereceden kök içinde hocam bu da. E 32 bölü 32 bölü 100 bin mi diyeceğiz? 32 bölü 100 bin. Tamam 10 bin oldu 100 bin yaptım. Şimdi gençler iyi dinleyin. 2'nin karesi 10'un karesi. E bu da kare kök zaten 2 bölü 10 diye çıkar. 2'nin küpü 10'un küpü. O zaman 2 bölü 10 diye de bu çıkar. Çünkü küp kök. Tamam mı? Eksi dedim. Buraya bakıyorsun. 2'nin 5. kuvveti, onun 5. kuvveti. O zaman bu da 2 bölü 10 diye çıkar. Ama arada artı var. Şimdi düşünüyorsun. Eksi 2, kök, 2 bölü 10 artı 2 bölü 10. Cevap da burada elimizde kalıyor. Cevabımız 2 bölü 10 olacakmış dedik. Geldim kazanın bakış 6'ya. Şimdi hocam. 5. derece var burada. Burada da 32 var. Şimdi bak iyi dinle beni. Tek bir sefer yapacağım. Karşı tarafı Normal direkt kısa yoldan yapacağım Sol tarafı uzun uzun anlatıyorum bak 32 Üzeri x eksi 3 Bölü 5 Biçiminde düşün bunu tamam mı Bölü 5 var bak burada 32 nedir 2 üzeri 5 mi 2 üzeri 5'in x eksi 3 Bölü 5. kuvveti dersen Hani üstlü ifadelerde Bununla bu çarpılmıyor muydu Evet e çarpınca da şu 5 ile Şu bölü 5 birbirini götürmez mi Götürür geriye ne kalır 2 üzeri x 3 kalır. Şimdi o halde benim senden ricam şu. Bundan sonraki mesela yanda onu yapacağız. Şu x 3 orada bir sabit dursun. Ona dokunma. 32'nin 5. dereceden kökü kaçtır? 2. O halde 2 üzeri x 3 yaz gitsin. Tamam? Bunu bu şekilde ifade edebilirsin. Şimdi bu 2 üzeri x 3'müş. Sağ tarafa bakıyorum. Şu 4 ile şu da 2 üzeri 4 değil mi? Geriye kaldı 2. Demek ki 2 üzeri 2x 11'e eşitmiş bu. E tabanların birbirine eşit olduğunu görüyoruz. O zaman tabii ki üstler de birbirine eşit olmak durumunda. X eksi 3 diyorum. Eşittir 2x eksi 11. Buradan x'i sağ tarafa postaladım. X eksi -11 11'i bu tarafa aldım. 8 geldi demek ki x'imiz kaç olacakmış arkadaşlar? 8'in ta kendisi. 111'i bitirdim. Şimdi devam ediyorum. 112. sayfamda kazanın bakış 7 ile birazcık şöyle uzaklaşalım sorudan. Diyor ki, aşağıdaki 64 eş parçadan oluşan şekilde mavi renge boyalı parçaların sayısını tüm parçaların sayısına oranı ile bir kesir ifade ediliyor. Şimdi kaç tane mavi var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 tane var. Yani diyor ki 25'i diyor toplam 64 tane kare olduğu için 64'e oranla diyor kesrimiz bu. 25 bölü 64'ten bahsediyor bize yani. Peki Şimdi ne demiş? Bu kesrin kare köküne eşit olan kesri ifade etmek için bu kesrin kare kökü nedir arkadaşlar? Hop. 25'in kare kökü 5. 64'ün kare kökü 8. 5 bölü 8'miş. 5 bölü 8'i ifade etmek için diyor boyalı olmayan parçalardan kaç tanesi daha mavi renge boyanmalıdır diye soruluyor. Şimdi 5 bölü 8'i ben nasıl ifade ederim? 8 de genişletirsem eğer 40 bölü 64 olduğunu görürüm. Yani hani 64 tane benim burada Toplam kare sayım vardı ya. 40 tanesinin boyalı olmasını istiyor. Önceden kaç tanesi boyalıydı? 25. O zaman 25'i 40 yapmak için toplam 15 tane daha boyalı olmayan kareyi benim maviye boyamam gerekiyor. Tamam. Devam edelim. Kazanın bakış 8'de. Pozitif bir x sayısının karekökünün yaklaşık değeri x'ten küçük en büyük tam kare sayısı m. X'ten büyük en küçük tam kare sayısı N olmak üzere kök M artı X eksi M'nin M eksi N'ye oranı şeklinde bulunur. Buna göre kök 39'un yaklaşık değeri kaçtır diye sorulmuş. Tamam. Şimdi Gürsel öğretmeni tahta yazdığı soruyu öğrencisi Lia doğru cevap adına göre Lia'nın söylediği cevap soruluyor. Şimdi e, yanlış hatırlamıyorsam bunu ben ilk defa nerede gördüm biliyor musunuz? E, Erzurumlu İbrahim Hakkı diye bir e, bilim adamı diyelim bir alim diyelim e, duydunuz mu Erzurumlu İbrahim Hakkı onun Marifetname diye bir eseri var arkadaşlar Marifetname eserinin içerisinde de birçok böyle bilim dalında ilim dalında e, çeşitli böyle bildiklerini yazmış bu adam buraya Marifetname kitabına ve matematikle alakalı olan kısımda da Erzurumlu İbrahim Hakkının e, bu şekilde kök içinde bulunan sayıların kök dışına nasıl çıkarılabileceğini yaklaşık değerin nasıl bulunabileceğini anlattığı bir yöntem vardı bu yöntem o yöntem. Tamam. Şimdi efendim ne demeye çalışıyor? Bak çok mantıklı ve çok güzel bir yöntem aslında. Ben size bu yöntemi direkt görsel anlatayım daha iyi anlarsınız. Şöyle sayı doğrumuz olsun arkadaşlar. Şimdi hangi sayıyı istiyordu? 39. 39'u buraya yazdın. Tamam? 39'dan önceki tam kare sayımız ne bizim? E hocam 36. Peki 39'dan sonraki tam kare sayımız ne? Hocam o da 49. Şimdi şunu iyi biliyoruz. Kök 36. Bir kere bizim sayımız 6 ile 7 arasında olduğu için. Kök 36 nedir? Bak şurada da kök 36'yı yazmanı istiyor zaten. Kök 36 6'dır. 6'nın üzerine ekleyeceğim. Ne ekleyeceğim? Şuradaki o kök 39'u ifade edecek biçimde bir kesir yaratmam gerekiyor şimdi benim. Onu da şu şekilde buluyorsun. 39 ile 36 arasındaki mesafe kaç? 3. 49 ile 36 arasındaki mesafe kaç? 13. İşte arkadaşlar 3 bölü 13'ü eklersen altının üzerine kök 39'un yaklaşık olarak değerini bulmuş oluyorsunuz. Bu da 6 kere 13. 78. 3 ekledim. 81 bölü 13 yapar ve cevabı bize verir. Cevap buydu. Hani mesela şöyle de yapalım. Hadi sizle beraber. Bir tane daha sayı doğrusu düşünelim. Mesela Kök 17'nin yaklaşık değerini bulalım. 17'den hemen önceki tam kare sayımız 16. 17'den sonraki tam kare sayımız 25. O halde ne diyeceğim? Kök 16 4 olduğu için 4 artı 1 bölü şurası 9. Yani bu da neymiş? 37 bölü 9'muş aslında bakarsan. Kök 17'nin yaklaşık olarak değeri. Tabii daha yaklaşık olarak bulan yöntemler de var ama... Zamanında Erzurumlu İbrahim Hakkı kitabında böyle işlemiş. Çünkü o zamanlar bunu bulabilmiş. Adam ne yapsın yani? Hesap makinesi mi varmış? Evet gençler 112. sayfamızın sağ üst tarafındayız. Kazanın bakış 9'da. Kök 2 yaklaşık olarak 1,4. Kök 3 1,7 ve kök 5'te 2,2 olarak verilmiş yaklaşık olarak. Kök 125, kök 128 eksi kök 147 işleminin yaklaşık sonucu kaçtır? Şimdi şöyle ki. Tabi şunlar da yaklaşık demek arkadaşlar. Şöyle bir ifade varsa yaklaşık anlamına geliyor matematikte. Eşittir değil de hani ben neredeyse eşit anlamında. Tamam. Şimdi kök 125 aslına bakarsan ben bunu 25 çarpı 5 biçiminde ifade edebilirim ki bu da bana 5 kök 5'i verir. Tamam. Kök 128 64 kere 2'dir. 64 kere 2'dir ve bu da bana 8 kök 2'yi verecektir. 64'ü 8 diye çıkardık. Kök 147 de bu da ne, demiştik biz? Ee, ne demiştik? 3 kere 50 değil de 3 kere 49. 49 kere 3 diyelim. Kare kök içerisinde 49 kere 3 dedim. 49 dışarı ne diye çıkacak? 7. 7 kök 3'müş arkadaşlar bu da. Şimdi geldim şuna. 5 kök 5. 5 kök 5 nedir hocam? 5'i kök 5 yani 2, 2 ile yani 2,2 ile çarpacağım. 5 kere 2,2 11 yapar. Artı ki biliyorsun kök 121 normalde 11'dir. Bak yaklaşık değer olduğu nereden belli? Biz kök 121'in 11 olduğunu biliyoruz ama kök 125'i de 11 olarak bulduk yani yapacak bir şey yok. Demek ki 2,2'den daha büyükmüş kök 5. Kök 128 için 8'de kök 2'yi çarpacağım. Ki yani 8'de şunu çarpacağım. 8 artı 3,2'den 11,2 gelir bu da. Ve eksi kök 147 için de 7 ile kök 3'ü yani şunu çarpacağım. 7 kere 17 70 artı 49'dan 119'u bu da 11,9'u işaret eder bize. Şimdi gel bir güzel şundan şunu çıkar bakayım. Eksi 0,7 mi yapar? Aynen hocam. Bir de 11 vardı. 11'den 0,7'yi çıkarırsan 10,3'ü bulursun. Yaklaşık olarak. Şöyle gösterelim. Yaklaşık olarak 10,3'müş cevabımız. Şimdi kökün dışına çıkardık. İçine nasıl alacağız? Bir de ondan bahsedelim. Bu da basit. Şöyle... Hangi dereceden kökle çalışıyorsun? N. O zaman sen bu A'yı içeri sokarken kafasına N koyarak çıkaracaksın. Yani içeri sokacaksın. Yani A üzeri en, N'i içeri yazacaksın. Tekse de bunu, çiftse de bunu yapacaksın ama çiftse tabii A sıfırdan büyük olmak zorunda olacak. Tamam. Pekala. Köklü sayının kuvvetini nasıl alacağız? Şimdi hocam ben şurayı bak şu K'yı görme n'inci dereceden kök içerisinde a üzeri m'i ben nasıl yazıyordum? a üzeri m bölü n biçiminde yazıyordum. E sen bir de gitmişsin bunun k'nıncı kuvvetini almışsın. E ne yapar bu da? a üzeri mk bölü n yapar. Tamam Burada da bundan bahsediyoruz. Tabi sen buradaki k'yı direkt olarak içerideki m'nin kafasıyla da çarp yani a'nın kafasıyla da çarpabilirsin. Yani a üzeri mk biçiminde de bir ifade elde etmiş olursun. Kazanın bakış 10. E diyor ki küçükten büyüğe doğru sırala. Nasıl sıralayacağım? Buradaki sayıların her birini içeriye sokarsam hepsi kareköklü ifade olmuş olur. İçi büyük olan daha büyüktür diyebiliriz. O halde ben A'yı 2'yi içeri soktuğum zaman 4 diye girer. 4 kere 21 84 olur. Kök 84'müş. B'ye bakıyorum 3 içeri 9 diye girer. Kök 90 olur. C'ye bakıyorum 5 içeri 25 diye girer ve 125 olur. D'ye bakıyorum 7 içeri 49 diye girer ve 147 olur. E bu durumda yukarıdan aşağı doğru büyüdüğüne göre o halde ben A küçük, büyükten küçüğe doğru demiş. O zaman D büyüktür, C büyüktür, B büyüktür, A biçiminde eşitlik yazabilirim. Devam. Kazanın bakış 11. Diyor ki bu sefer bunları küçükten büyüğe doğru sırala demiş bize. E sıralayalım hocam. Şöyle 3, 4 ve 5 var burada kök dereceleri olarak. Ne yapmamız gerekiyor şimdi bizim? Hocam şunu yapacağız. Şunu ben 3'ün karesinin küp kökü diye yazabilir miyim? Yazarım. O zaman bu nedir? 3 üzeri 2 bölü 3'tür. Değil mi? Şunu nasıl yazarım o zaman? Bak 3'ün küpü ya bu. O zaman bu da direkt 3 üzeri 3 bölü 4'tür. O zaman şu da 3 üzeri 4 olduğu için 3 üzeri 4 bölü 5 midir? Şimdi elimde neler var benim? 3 üzeri 2 bölü 3 var. 3 üzeri 3 bölü 4 var. Ve 3 üzeri 4 bölü 5 var. E güzel şu A, bu B, bu da C. Şimdi hepsinin de kuvvetleri var. Üçün kuvvetleri. O zaman ben şunu söylerim. Kuvveti büyük olan daha büyüktür. Basit bir bilgi değil mi? E, büyük olan hangisi? Ben hangilerini sıralayacağım? 2 bölü 3, 3 bölü 4 ve 4 bölü 5'i sıralarsam ne demiştim? Payı ile paydası arasındaki fark 1 olan ve basit kesir olanlarda sayısal olarak pay ve paydası büyük olan diğerlerinden daha büyüktür. E, o zaman 4 bölü 5 en büyük 2 bölü 3 en küçük olduğuna göre A küçük B küçük C denilebilir gençler doğru sıralamamız. 112. sayfayı bitirdik ve nereye geçiyoruz arkadaşlar? 113. sayfamıza geçtik. Köklü sayılarda toplama ve çıkarma. Basit arkadaşlar hani aslında bakarsan bunları e, mesela ben sana 2 kök 3 ile 5 kök 3'ü topla dediğim zaman sen bunun 7 kök 3 olduğunu gayet iyi biliyorsun. Bunu anlatmaya bile lüzum yok. Sadece hani şundan bahsediyoruz. Eğer ki bu şekilde aynı dereceden kökler varsa elinde sen ortak çarpan parantezini alarak ki burada da yaptığımız o zaten. Kök 3 parantezini alıp topluyoruz aslında bakarsan. E bu da 7 kök 3'ü veriyor bize. Yani katsayıların toplayıp katsayıları çıkarabilirsin diyoruz. Peki köklü sayılarda çarpma bölme nasıl olacak? Bir kere köklü sayılarda çarpma ve bölme yapmak istiyorsan köklerin derecelerinin aynı olması lazım. Değilse eşitlemen gerekiyor. Eşitlemenin de yollarını, metotlarını gösterdik. Şimdi bununla bunu nasıl çarparsın? Aslına bakarsan üstü ifadelerin sonucu. Yani ben bunu x üzeri 1 bölü n olarak yazabilirim. Şunu da y üzeri 1 bölü n olarak yazabilirim. E şimdi bakıyorsun üstler aynı. O halde tabanlar çarpılır diyorsun. x çarpı y'nin 1 bölü n'inci kuvveti. O zaman ben bunu nasıl yazarım? X çarpı y'nin ninci dereceden kökü biçiminde yazarım. Bak, yani içlerini çarpmış olduk. Aynı şekilde burada da içleri de bölerek yazıyorsun. Tabi y sıfırdan farklı olmak şartıyla. Eşlenik yorumu nedir? Eşlenik kavramı nedir? Şimdi eşlenik denildiği zaman çoğu kişinin aklına e, yani ezbere bilgiler geliyor. Ve mesela kök x'in eşleniğine eksi kök x diyen arkadaşım var mesela. Tamam arkadaşım derken öğrenciden bahsediyorum. Tabi bunu diyen hoca da var. ya o da garip. Şimdi kök x'in eşleniği şudur arkadaşlar. Eşlenik kavramından bahsedilmek gerekiyor önce. Şu bir irrasyonel sayıyı. Elimde bir irrasyonel sayı var. Başka bir irrasyonel sayıyla çarptığım takdirde. Bak bir irrasyoneli. Başka bir irrasyonelle çarpınca Sonuç rasyonel oluyorsa iki sayı birbirinin eşleniğidir. Yani şöyle bir yorum yok. İşte kök 5'in eşleniği eksi kök 5. Niye? Eksi kök 5 niye olsun ki? Yani hani çarpınca e tamam o da çarpınca oluyor da demek ki kök 5'in bir tane eşleniği yok. Yani örnek veriyorum. Şimdi kök 5'in eşleniği eksi kök 5 midir? Evet. Kök 5'in eşleniği aynı zamanda kök 5'tir de. Hatta kök 5'in eşleniği aynı zamanda iki kök 5 de olur hocam. Yani niye olmasın? Çarp bunları, hepsi rasyonel geliyor işte. Tanım uygun mu? Uygun, sıkıntı yok. Demek ki bir sayının birden fazla eşleniği olabilirmiş. Bundan bahsediyorum. Şimdi, o zaman e, yapmamız gereken yorum şu: İki tane irrasyonel sayı çarpıldığı zaman sonuç rasyonel oluyorsa, iki sayı birbirinin eşleniğidir ve ben e, karşımda bir sayı varsa ve onun eşleniğini düşünüyorsam, hangi sayıyla çarparsam sonuç rasyonel olur diye düşünmem gerekiyor benim. Tabi o aradığım sayı da irrasyonel olmak kaydıyla. Şimdi kök x'in eşleniğine kök x diyebilirim o halde. Kök x artı kök g'nin eşleniği kök x, e, kök x eksi kök y'dir. Çünkü çarptığım zaman iki kare farkı yardımıyla şunun karesi eksi bunun karesinden x, e, x eksi y gelecektir çarpılırsa. E, peki küp kök varsa çok yorulma hemen küp açılımını düşün. Tamam küp açılımında ne diyorduk hocam? Mesela şöyle düşün x artı y. Buna küp açılımı uygulan, uygulanır. Uygulanır tabi. Canım niye uygulanmasın? Yani şöyle bunu küp olarak, küp açılımı olarak yazarsan. Küp kök x artı küp kök y çarpı küp kök içerisinde x kare eksi küp kök içerisinde x kere y artı küp kök içerisinde y kare yazarsın. Bak şimdi. Şu ifade şunun aynısı değil mi? Evet. Bak ben bunu şuradaki irrasyonel bir ifadeyle çarpmışım. Sonuçta ne çıkmış? Rasyonel çıkmış. Bak o ifade de burası zaten. Anlaştık mı güzel kardeşim? Peki, x üzeri m'in n'inci dereceden kökünün eşleniği nedir? Şunu soracağız kendimize. x üzeri m bölü n değil midir bu? Ben bunu neyle çarparsam sonuç rasyonel olur? Tabii ki de x üzeri n eksi m bölü n ile çarparsam. Neden? Çünkü ben bunları çarpınca üstleri toplamam gerekiyor ve üstlerini toplarsam x üzeri n bölü n'den x'i yakalamış olurum. İşte bundan kaynaklı bunun eşleniği bu, bunun eşleniği de budur. Yani bunun eşleniği bu, bunun eşleniği budur diyebiliriz. Pekala kazanım bakış 12'deyiz artık. Devam edelim. Kök 147. Neydi bu? Ee, hocam 3 kere 49. O zaman ben bunu 7 kök 3 diye dışarı çıkarabiliyordum değil mi? Eksi 12 4 kere 3 o zaman 2 kök 3 diye dışarı çıkar bölü 48 16 kere 3 o zaman 4 kök 3 diye dışarı çıkar ve artı bir tane de kök var. 7 kök 3'ten 2 kök 3 çıkardınız 5 kök 3. 4 kök 3'e 3 eklediniz 5 kök 3. 5 kök 5 kök 3'e böldünüz cevap 1. Devam kazanın bakış 13. E diyor hadi bir de şimdi bunları sırala. He tamam. Şimdi nasıl sıralayacağım ki ben bunu yaklaşık değer mi bilsem ki yaklaşık değerene gerek var. Yani hepsinin yaklaşık değerini mi ezberleyeceksin bir de. Bir kere yaklaşık değer ezberlemeyin. O kesin garanti. Nasıl yapacağım peki? Şimdi burada biraz böyle hani sorularla haşır neşir oldukça, sayılarla haşır neşir oldukça baktığın zaman bir şeyleri görürsün. Tamam mı? Baktığın zaman bir şeyleri görürsün, görmen lazım. Ne peki bu görmemiz gereken şeyler hocam? Şimdi hocam şöyle, iyi dinle beni. Burada mesela 2 ve 45 çarparsan 90 geliyor. 5 ve 18 çarparsan 90 geliyor. Değil mi? 8 ile 20 için bu uygun değil ama olsun sıkıntı değil. Şimdi şöyle düşünelim. Ben şu ikisini bir kıyaslayayım. Şunun karesini alırsam. Bunun karesini alalım. Kök 2'nin karesi 2. Yani birinci ve ikincinin kareleri toplamı var ya. 47. Artı 2 çarpı birinci çarpı ikinci. Yani 90. Güzel bu 7 sanki oldu. Şuna bakalım hocam. 5 artı 18'den 23 artı 2 kök 90. Hee şimdi dur. Orada dur. Buraya bakıyorsun. 2 kök 90, 2 kök 90 tamam. Ama diğerine 47 eklemiş. Buna 23 eklemiş. O zaman bir kere x, y'den büyük. x büyüktür y. Tamam. Güzel. Şimdi bir de şu var. E, bunun da bir karesini alalım mı? 28 artı 2 kök 160. Hee. Şimdi 160 ne? Hocam 160'ı da şöyle kıyaslayalım o zaman. Şimdi ben 160'ın e, 16 kere 10 olduğunu biliyorum. 16 kere 10. Şimdi o zaman hepsine yapalım aynı şeyi. Yani x ile y'yi önce kıyaslayalım sonra z'ye bakalım dedim ama hepsine yapalım aynı şeyi. Nasıl yani? Şöyle 47 artı 47 artı şurası nedir? 9 kere 10 değil mi? 3 kök 10. O zaman 6 kök 10'dur. Geldim buraya. 23 artı e bu da 6 kök 10. Geldim şuraya. 28 artı. E burası neydi hocam? 16 kere 10 değil mi? 4'ü dışarı at. 8. 8 kök 10. 28 artı 8 kök 10. Şimdi ne yapmamız gerekiyordu şimdi bizim? Şu şundan büyük. Okey. Bununla bunu kıyaslasam. Yani 47 artı 6 kök 10'lu büyük. 28 artı 8 kök 10'lu büyük diye kıyaslasam. O kıyasla şu şekilde yaparsın. 47 artı 6 kök 10'um vardı benim. Bir de 28 artı 8 kök onumuz vardı değil mi? Şimdi kök 10 dediğimiz sayı 3 civarı bir sayı değil mi? Mesela 3,1 gibi bir sayı. E bu kök 10 da yine aynı şekilde 3,1. 6 ile çarparsan sen bunu eğer 18,6 gibi bir şey gelir. 47 artı 18,6. E ben bunları topladığım takdirde de 65,6 gibi bir sayıya erişiriz yaklaşık olarak. Buna bakalım. 28 artı 3 kere 8, 24. Yani 24,8 gibi bir sayı mı? Toplarsam ne gelir? Hocam bu da 52,8 gibi bir sayı gelir. He, o zaman, o zaman tabii ki de e, şu sayı, yani alttaki sayı x'ten daha küçükmüş. x büyüktür z. E, y ile z'yi nasıl kıyaslayacağım? O basit. Artık sıralamamız şu. X büyük, z büyük, y. Yani en küçüğümüz kesinlikle ve kesinlikle y'dir. Neden? Çünkü sadece şunla şunu kıyasla bu büyük... Bununla bunun kıyasla e, bu büyük. Demek ki Z, Y'den büyük abi. O zaman sıralamamız küçükten büyüğe doğru istemiş. Y, Z, X olacaktır. Cevabımız budur deriz. Evet. Kazanın bakış 14'teyiz artık. Küp kök demiş ha. Ne yapacağız? Basit bak. Zorlama. Şöyle düşün. Abi 192 dediğimiz sayı. <laughs> 192 dediğimiz sayıyı düşünelim şimdi. Ben bunu 8'e bölebilirim mesela 192. Değil mi? Mesela 8'e böldüğün zaman ne gelir? 2 e, ve 4. 24 gelir. Bir kere daha 8'e bölünüyor. Aa çok güzel. O zaman şöyle diyebilir miyim? Bu sayı 64 kere 3'tür. Aa evet. 64 kere 3'ün küp kökü. Eksi. O zaman burası da 125 kere 3'tür hocam. 125 kere 3. Peki. Artı. Hocam burası da 27 kere 3. Ve küp kökleri var bunlar unutma. Küp kökleri mevcut. Şimdi 64 neyin küpü? 4. O halde dışarı 4 diye çıkar. Küp kök 3 içeride kalır hocam. Ona yapacak bir şey yok. 125 5'in küpüdür. O zaman o da 5 diye çıkar. 5 küp kök 3 olur. Şöyle. Ve artı 27 dışarı 3 diye çıkar. 3 küp kök 3 olacaktır. Şimdi gel toplayalım. 4 tane eksi 5 tane topladık. Eksi 1 tane 3 tane daha 2 tane yapar. Demek ki 2 küp kök 3'müş cevap şıklarda yoksa 2 içeri dahil etmiştir, küp kök içinde 2 içeri nasıl girer? 3'ü üstüne alarak girer 8 diye yani küp kök 24 bize cevabı verir diyeceğiz sevgili arkadaşlar ve geldim 15. soruya. Şurayı bir temizleyelim sonrasında başlayalım kazanın bakış 15'e kök 5 eksi 1 çarpı x artı kök artı 3 çarpı y. Şimdi bu işlemin sonucu sonucu şöyle diyelim. Bu işlem 1 Rasyonel sayıymış arkadaşlar. Q kümesinin bir elemanıymış. Buna göre x artı y toplamı kaç olabilir diye soruluyor. En basit haliyle bak. En basit haliyle. Abi x'i de 0 seçerim. Y'yi de 0 seçerim. Hop burası gider. Hop burası gider. Eşittir 0 olur. Bu ne? E bu bir rasyonel sayı. Değil mi? Tamam. Lakin soru bizden bu kadar basit bir şey istemiyor tabii ki. Şöyle bir şey düşüneceğiz arkadaşlar. Eşlenik kavramını aklımızdan hiçbir zaman çıkarmayacağız. Çünkü ben şunu biliyorum ki kök 5 eksi 1'i başka bir irrasyonel sayıyla çarptığım zaman sonucu rasyonel yaparsam kök 50 artı 3'ü farklı bir irrasyonel sayıyla çarptığım zaman sonucu rasyonel yaparsam iki rasyonelin toplamı da bana rasyonel sayıyı verir diyeceğim. İşte bundan kaynaklıdır ki ben ikisi burada kök 5 eksi 1'in eşleniği yani kök 5 artı 1 seçerim. Y'yi de kökelli e artı 3'ün eşleniği olan kökelli eksi 3 seçerim. İkisini toplayacak olursam bana x artı y sıfır haricinde neyi verir? Kökelli, kökelli nedir? 25 kere 2 olduğu için 5 kök 2 artı kök 5 eksi 2'nin ta kendisini verir. İşte x artı y'nin sıfır haricinde alabileceği bir diğer değer de budur deriz. Kazanın bakış 16. Bu tarz sorularda da öğrencinin kafası tabii hemen eşlenikle çarpma olayıyla gidiyor. Yapmayın gençler. Burada dedim ya sayılarla haşır neşir olmanız gerekiyor. Hemen üst taraflara bakıyorsunuz. İkisi de kök 5 parantezini alabiliyor. Çünkü bu kök 2 kere kök 5'tir. Burası da zaten kök 5 kere kök 5'tir. O halde ben bunu kök 5 parantezine alırsam kök 2 eksi 1 gelirken yandakini kök 5 parantezine alınca Kök 5 artı 1 geliyor. Ve paydalara bakıyorsunuz hemen. Burası 1 eksi kök 2. E hocam burası da 1 artı kök 5. E bunları da topla demiş bir güzel. Hadi bu işlemi yapalım. Şimdi kök 2 eksi 1 ile 1 eksi kök 2 giderse eksi 1 kalır. Eksiyi eksi kök 5'in e, kök kafasına koydum. Kök 5 artı 1 ile artı kök 5 e, artı 1 giderse e, kök 5 kalır. E, eksi kök 5 artı kök 5 daha kaç yapar? Tabii ki de 0 yapar. Doğru cevabımız da buydu zaten. Evet. Devam ediyorum. kazanım bakış 17 ile. Kök 5 artı 1'in kökü küp kök içinde kök 5 eksi 1 ve 6. dereceden kök içinde kök 5 eksi 1 mevcut elimizde. Peki peki ama ne yapmamız lazım? Şimdi bunu düşünmek lazım. Şimdi hocam birazcık düşünelim şöyle. Bir kare kökü var, bir küp kökü var, bir de 6. dereceden kökü var. Öncelikle ben şuradaki küp kök yani ortadaki ifade var ya küp kök içinde kök 5 eksi 1 bunun hocam aslında bakarsan şöyle bir şeyin çarpımı olduğunu fark ediyorum. Ya da şöyle diyelim mi bak daha hoş olur. Kök 5 eksi 1'in şu küp kök demek 1 bölü 3. kuvveti demek değil midir? Çarpı yan tarafta da bir kök 5 eksi 1 daha var. Bu da 1 bölü 6. kuvveti mi demek? Bir de yan taraflarında ne var hocam onu kırmızıyla göstermek istiyorum. Kök 5 artı 1'in kare kökü var. Şimdi şu şu. Diğerlerinden bağımsız takılıyor. Yani böyle hani köşede oynuyor. Tamam mı? Bizim ilgilenmemiz gereken yer bas bas bağırıyor. Bak kök 5 eksi 1 ve kök 5 eksi 1 ikisi aynı birbiriyle bir kere yani hani. Bununla uğraşacağız. Şimdi üstlere bakıyorsun üstler farklı ama tabanlar aynı. Çarpılıyorsa üstler toplanır. 1 bölü 3 ile 1 bölü 6'yı toplarsan bak çok ilginç bir şey gelecek. 1 bölü 3 ile 1 bölü 6'yı toplarsan eğer 3 bölü 6 yani 1 bölü 2 gelir. O halde şöyle bir şey denilebilir mi? Burası aslında kök 5 eksi 1'in 1 bölü 2. kuvvetiymiş. Tamam güzel. burası da kök 5 artı 1'in 1 bölü 2. kuvveti değil mi? Kare kök demek bu demekti. İkisini çarparsam üstler aynı olduğu için altları çarpacağım. Kök 5 artı 1 ile kök 5 eksi 1 birbirinin eşleri nedir ki? 2 kare farkından kaynaklı kök 5'in karesi eksi 1'in karesinden 4 yapar. Demek ki 4 üzeri 1 bölü 2'yi yani kök 4'ü arıyoruz biz. E kök 4 de 2'nin ta kendisiydi. Doğru cevap 2 olacaktı sevgili arkadaşlarım. 113. sayfayı da sona geldik. Ve devam ediyorum. 114. sayfayla kazanım bakış 18'deyiz artık. Evet klişeleşmiş bir soru tipi var karşımızda. Ne yapacağız? Hemen şunu yapacağız. Eşleniklerle çarpacağız. Kök 2 eksi 1 ile çarpacağım. Kök 3 eksi kök 2 ile çarpacağım. Kök 4 bak 2 kök 4 demek. Kök 4 eksi kök 3 ile çarpacağım. Ve son olarak kök 64 eksi kök 63 ile çarpacağım burayı. Tamam mı? Sonuçta 8'de kök 64'ün ta kendisiydi. Yani eşlenir 8 eksi kök 63 diye, diyebilirsin sen aslında. Şimdi bunlarla çarparken ki özelliğimiz ne? A artı 1'in kare kökü eksi kök A. Şöyle. Ben bunun eşleniğinin hani kök içinde a artı 1 artı kök a olduğunu biliyorum ya. Bunda bunu çarparsam ne gelir biliyor musun? 1 gelir daima. Çünkü şunun karesi a artı 1 eksi bunun karesi a yapar çıkardığın takdirde 1'i bulursun. Yani köklerin içerisinde bu şekilde ardışık olan ifadeler varsa sayılar varsa eşleriyle çarptığında zaman daima 1 gelir. E şimdi o halde güzel kardeşim şununla şunu çarpınca 1 gelmez mi payda? Değil mi? Ardışıklar. E bununla bunu çarpınca o da bir gelir. Burası da bir gelir. E burası da bir. Yani paydalarımızın hepsi bir oluyor. O halde benim paydayla bir işim kalmadı artık. Ne yapacağım? Direkt şununla şunu çarpacağım. Hocam paydası zaten bir. Kök 2 eksi Artı şununla şunu çarpacağım. Kök 3 eksi kök 2. Artı şununla şunu çarpacağım. Kök 4 eksi kök 3 hocam. Artı nokta nokta nokta. En son mesela bundan önce ne gelir? Kök 63 eksi kök 62 gelir. Bundan sonra ne geliyor? Kök 64 eksi kök 63 geliyor değil mi? En son bunu yazıyoruz. Peki ben bunları toplarken kök 2 eksi kök 2 kök 3 eksi kök 3 kök 4 eksi kök 3 kök 63 eksi kök 63 şuradaki artı kök 62 ve eksi kök 62 gitti. Geriye sadece ne kaldı? Kök 64 eksi 1. Kök 64 kaçtı? 8. 8'den 1'i çıkar cevabı bulursun. Doğru cevap 7'nin ta kendisi olacaktı. E geldik efendim kazanın bakış 19'a. Hadi beraber düşünelim. Şimdi Çarpanlar ayırmada da bu tarz sorular karşına sık sık çıkar. Kurnazlık sorularıdır. O kurnazlıkları da çok soru çözerek elde edersin. Yani aşırı derecede çok soru çözersin. Çözümlerini öğrenirsin. Güzel. Artık bunlar var ya böyle nasıl diyeyim? Göremediğin takdirde asla bulamayacağın soru tipleri. Ama merak etme basit. Yani şöyle. Şimdi x artı kök x 19'muş. x artı 19 bölü kök x soruluyor. Şimdi ben buradaki bana verilen tiyo ne? 19 bölü kök x. Sen yukarıda da 19 var. 19 bölü kök 2'si nasıl elde edersin? Her iki tarafı kök 2'se bölersin lan. Bölelim hadi. 2'si kök 2'se bölersem kök x gelir. Kök 2'si kök 2'se bölersem e, 1 yapar. E, karşı tarafta 19 bölü kök 2'si olmaz mı? Çok güzel bak 19 bölü kök 2 elde ettim ben. Neymiş? Kök x artı 1'miş. Şimdi diyor ki 19 bölü kök 2'si var bak burada. Ben bunu gördüğüm yere şunu yazabilirim. Yani x artı kök x artı 1 soruluyormuş bana. E şimdi canım arkadaşım x artı kök x 19 değil miydi? E şura 19'muş. O zaman cevap nedir? Tabii ki de 20'nin ta kendisidir. Evet bu kurnazca sorunun da sonuna geldik. Kazanın bakış 20'deyiz artık. Sondan ikinci sorumuz aslına bakarsan. Sadece son soruda 5 tane falan öncül var. Bakalım şimdi. 3, 9, 27. Ha, 3, 9, 27 ise 3'ün kuvvetleri biçiminde gidiyor bu. Üstleri de hep şey, e, dereceleri hep n. Yani 3 üzeri 1 bölü n diyeyim mi ben buraya? Çarpı 3 üzeri, 3 üzeri 1 bölü n'in karesi diyelim mi artık buraya da? Yani 3'ün karesinin 1 bölü n'inci kuvveti aslında ama ben 3 üzeri 1 bölü n'in ikinci kuvveti diye yazdım. Yani aslına bakarsan 3 üzeri 2 bölü n de yazılabilir oraya. Şöyle şu parantezi de kaldırayım hoş görünsün. 3 üzeri 2 bölü n yazdım. Ama 3 üzeri 3 bölü n geldi. 3 üzeri 4 bölü n geldi. Çarpı nokta 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 çarpı en son 3 üzeri 2x bölü n olacak. Değil mi? E şimdi tabanlar aynı. Üstler ne yapılıyordu? Toplanıyordu. Şimdi üstleri de toplarken üstlerin de paydaları aynı. O zaman ben pay kısımlarını toplayacağım. 1, 2, 3, 4 diye devam eden ardışık devam eden 2x'e kadar olan sayıların toplamına bakmamız gerekiyor. 3 üzeri şimdi 1'den 2x'e kadar olan sayıların toplamı 2x çarpı. Şimdi şöyle yazalım. Şuraya göstereyim ben sana. 1 artı 2 artı 3 artı nokta 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 2x. Hocam bu neydi? Son terim, son terimin bir fazlası bölü 2 idi. Yani şu 2 ile şu 2'yi sadeleştirsem bir kere x çarpı 2x artı 1 bölü n gelir. Doğru mu? Tamam, güzel. Şimdi pay kısmını hallettim. Yani nereyi? Şurayı bir kere komple hallettim. Orası buraya eşit. Şimdi tabii bir de benim nereyi halletmem lazım? Şurayı. Orayı da hallederiz bir şekilde. Şöyle ki. Ee, ne var? 3 üzeri 1 bölü n ile başlamış yine. Şurası şimdi e, 3'ün karesi ya. 3 üzeri 4 bölü n mi olur? Çarpı 3 üzeri, e şurası da 3'ün küpü. 3 kere 3 bölü n, 3 üzeri 9 bölü n yapar. bu e, şimdi bakıyorsun abi 1, 4, 9 bu ne? 1'in karesi, 2'nin karesi, 3'ün karesi değil mi? Nereye kadar devam ediyor? Çarpı nokta 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 çarpı 3 üzeri x kere x'ten x kare bölü n'e kadar devam ediyor. Şimdi bunun üstlerini toplayacağım. Paydalar hep n olduğu için şanslıyız. Sadece pay kısımlarını toplayacağım. 1 artı 2'nin karesi 3'ün karesi 4'ün karesi nokta 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 x'in karesine kadar olan sayıların toplamı neydi? x çarpı x artı 1 çarpı 2x artı 1 bölü 6 idi. Formülü vermiştim ben sana. Formülü vermiştim. Nerede vermiştim? Ardışık sayıların içerisine vermiştim. O halde burası da 3 üzeri. Şimdi üstünü topluyorum abi ben ne yapacağım? x çarpı x artı 1 çarpı 2x artı 1 e, bölü 6 bir de bölü n'imiz var. Şurada 6n yaptı. Şimdi bu turkuazla gösterdiğim yerde burası. E, diyor ki ikisini birbirine oranla diyor abi yani hani ve bunda 1'e eşitle diyor. Demek ki abi payı paydasına eşitmiş bunu. Yani 3 üzeri x parantezinde 2x artı 1 bölü n eşittir. 3 üzeri x çarpı x artı 1 çarpı 2x artı 1 bölü 6 ne? Bunlar birbirine eşitmiş. E şimdi üçler okey eşit. Demek ki bunlar üstleri birbirine eşit olacak. Yani şurasıyla şurası. Buralara baktığımız zaman da la şu x de şu x birbirinin aynısı. buradaki 2x artı 1 ile 2x artı 1 de birbirinin aynısı. La buradaki n ile n de birbirinin aynısı. O zaman geriye kalan şu x artı 1 bölü 6 var ya. Artık sol tarafta sadece 1 kaldığı için 1'e eşit olacak. Yani x artı 1 bölü 6 eşittir 1 ise x tabii ki burada 5'in ta kendisidir. x sorulmuştu cevap 5 olacak. Evet bu zorlu sorunun sonuna geldik. Şimdi ne yapıyoruz? İç içe kökler ve gizli tam kare özelliğine bakıyoruz. Şimdi iç içe köklerde şöyle m'ninci dereceden kök içinde, n'ninci dereceden kök içinde, k'ninci dereceden kök içinde x varsa sen bunları tek kök halinde yazabiliyorsan ama kökün derecesi değişecek tabii. Kökün derecesi ne olacak? M çarpı N çarpı K olacak. Yani örnek veriyorum. Kare kök içinde, küp kök içinde ve dördüncü dereceden kök içinde 5 olsun. Bunu nasıl yazarsın? 5'i yazdın. Tek kök. Şurası 2 idi. 2 çarpı 3. 6 kere 4'ten 24. dereceden kök içinde 5'tir mesela bu gibi. Gizli tam kare özelliği ise ee, bu kuralın ismine... YouTube'da veya farklı okullarda, kurslarda, özel derslerde hocalar farklı farklı isim takıyorlar. Ben yani gizli tam kare özelliği diyoruz. Şimdi A, B'den büyük. A ile B'nin toplamı. Bak iki tane sayı var. O sayıların toplamı bize Y'yi çarpımları da X'i veriyor olsun. Ve A, B'den daha büyük olmak üzere. Şu Y neydi? Bu Y A ile B'nin toplamıydı. X de A kere B'ydi. İşte o zaman şurada da 2 varsa diyoruz o 2 olacak. O 2 yoksa o 2'yi orada yaratacaksın. Eğer toplamları ve çarpımları biçiminde buluyorsak biz bunları. Kök A artı kök B'dir. Farkı ise kök A eksi kök B'dir. Tabi A B'den büyükse yapıyoruz bunu. Eğer B A'dan daha büyük olmuş olsaydı kök B eksi kök A diye çıkarırdık. Burayı mecburen çünkü pozitif olması gerekiyor. Köklü bir ifade sonucu pozitiftir. Tabi çift dereceden. Şimdi Aşağıdaki ifadelerin eşitlerini bulunuz diyor. Ne demeye çalışıyoruz bakalım. Bak iyi dinle. 3 sayısı 2 ile 1'in toplamı iken 2 sayısı da 2 ile 1'in çarpımıdır. O halde kök 2 artı kök 1'dir. Yani kök 2 artı 1'dir cevabımız. Bu kadar. Geldik buraya hocam. 3 eksi 2 kök 2. O zaman bu da kök 2 eksi kök 1'dir. Yani kök 2 eksi 1'dir. Şimdi geldim C'ye. 7 sayısı. Burada 2 yok hocam. Anam. La 2 yok burada. Bak. 7 artı 48'i ben... 4 kere 12 biçiminde yazsam tamam mı? Şu 4'ü dışarıya fırlatsam 7 artı 2 kök 12 olsa bir tane daha kare kökü vardı bunun. Bunu çevirsem olmaz mı? Vallahi mis gibi olur. Şimdi bunu tutalım. Şöyle. Şuraya alalım. Tabii kökünü kaldı orada kökü. Şöyle alalım hocam. Şimdi bunu çevirelim tamam mı? 7 sayısı 4 ile 3'ün toplamı iken 12 sayısı 4 ile 3'ün çarpımıdır. Bundan kaynaklı da kök 4 artı kök 3'tür bizim aradığımız cevap. Yani 2 artı kök 3'tür denilebilir artık. Bu 2 buraya olacak hocam. Yani kuralımızda o var. E niye? Çünkü a artı b'nin karesini düşünürken a kare artı b kare artı 2ab veya eksi 2ab diyoruz. İşte bundan kaynaklı. Şimdi d şıkkına bakalım. 8 eksi kök atmış. E 4 2 yok. O zaman ben bunu 8 eksi kare kök içerisinde 4 kere 15 biçiminde yazarım. Kök içine de alırım bunu. Burası da bana 8 eksi 2 kök 15'i verir. Ve artık bunun üzerinden ilerlerim. 8 dediğim sayı 3 ile 5'in toplamı. 15 dediğim sayı da 3 ile 5'in çarpımı. O halde fark var ya kök 3 eksi kök 5 yazmayacağım. Tabii ki de kök 5 eksi kök 3 yazacağım. Şimdi tabii hocam bu tamam iyi hoş öğrendik de Yani nereden geldi ki bu diye sorabilirsin. Sıkıntı yok. Şöyle bak şunun karesini al bakayım. Bak ben şimdi kare kökünü aldım böyle çıkardım kare kökünü alınca bu çıkıyorsa karesini alınca da içeriği vermesi lazım. Al bakayım karesini. Kök 5'in karesi 5. Kök 3'ün karesi 3. Eksi 2 çarpı Birinci çarpı ikinci. Yani kök 15. Bak 8 eksi 2 kök 15'i veriyor. Gördün mü? Bundan kaynak. Hani gizli kare dememizin sebebi de bu. E şıkkına bakıyoruz. 14 eksi 3 var. Hayda. 3'ü ne yapayım lan ben? Şöyle. 14 eksi 3'ü içeri soktum. Ne geldi? 9 diye girdi. 180 mi oldu? Evet. Şimdi o zaman 14 eksi kök içinde 4 kere 45 yazdım bunu da. 4'ü de dışarı çıkardım. 14 eksi 2 kök 45 oldu. Tabi bir de bunun kökü var. E şimdi canım hocam bak. 14 sayısından bahsediyoruz. 9 ile 5'in toplamı mı? Ama bu da 9 ile 5'in çarpımı mı? O zaman cevap kök 9. Yani 3 eksi kök 5'miş diyebiliriz. Tamam. Bu kadar basit. Geldik F'ye. F şıkkındayız. 19 eksi 8 kök 3. 8 2 olacak orası. 2'dir 2. 19 eksi 2 kere 4 kök 3. Bunu bu şekilde yazdım. Karekök içerisinde 19 eksi 2. Şu 4'ü içeri 16 diye sokuyorum. Ne oldu? 48 mi oldu? Tamam. Şimdi daha iyi oldu. Bak daha tatlı oldu. E şimdi ben buraya bakıyorum. Bu 16 ile 3'ün toplamıdır. E hocam bu da 16 kere 3. Değil mi? Eşittir. O zaman kök 16 yani 4 eksi kök 3 bize cevabın ta kendisini verir dedik. Ve kalemimizi yuvasına oturttuk. Evet gençler bu dersin sonuna geldik artık. 114. sayfayı bitirdik. Bir sonraki sayfamızda ÖSYM bakış testini çözeceğiz sizle beraber. Birbirinden güzel köklü ifade soruları var. Ama harbiden çok güzel sorular var. Yani bu kitabın en çok sevdiğim ÖSYM bakış testlerinden bir tanesi bu. Tabi daha farklı güzel testler de mevcut. Bundan da güzelleri mevcut ama en beğendiklerimden bir tanesi köklü sayılar testi arkadaşlar. Birbirinden güzel harikulade sorular var. Tam anlamıyla hani şuna yakışır gençler bak. Şuna yakışır. Tamam. O halde bir sonraki videoyu sabırsızlıkla beklemenizi rica ediyorum. O videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da